Arkadaşlar merhaba. 19. ünitemizin 13 numaralı köşe taşını çözmeye çalışacağım dostlarım bu videomuzda. Şöyle birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlarım. Odaklanmamızı da bir ayarlayalım. Diyor ki bir sınavda yapılan 4 yanlış bir doğru cevabı götürüyor. 80 soruluk bir sınavda tüm soruları cevaplayan bir öğrencinin bilmem ne neti cevabı çıkıyor. Bu öğrenci kaç soruyu doğru cevaplamıştır diye soruyor bize. Biz diyelim ki x tane soruyu doğru cevaplamış olsun. Bu durumda arkadaşlarım 80 soru vardı ya, hepsini de cevapladığına göre 80 eksi x tane soruyu da yanlış cevaplamış olacak bu adam. Peki her yapılan 4 yanlıştan bir doğru cevap götürülüyor diyor. Bu tüm sınavda 42,5 net cevabı çıkıyor. Şimdi bu adamın x tane doğrusu var zaten. Şimdi bunun içinden bazıları gidecek arkadaşlarım. Kaç tanesi gidecekmiş ona bakıyorum. Şimdi her 4'te bir doğru gidecekse 80 eksi x tane yanlıştan kaç tane gidecek? 80 eksi x bölü 4 tane de doğru silinmiş olacak. Yani x tane doğru vardı. 80 eksi x bölü 4 tanesi de gitti yanlış olduğu için. Her bir yanlıştan 4 yanlıştan bir doğru cevap gittiği için bu kaldı arkadaşlarım ve en son bunun da 42,5 net yaptığını söylüyor bize. Doğru sayısı kaçtır? Yani x'i soruyor bize dostlarım. Hadi düzenleyelim. 4 ile burayı çarpıyorum. 4x eksi burayı çıkartıyorum. Eksi 80 artı x oluyor burası. Bölü 4 eşittir 42,5. Şimdi 4x 1x daha 5x yaptı. Artı eksi 80'imiz var pardon. Eksi 80 eşittir. 4 ile de burayı çarpacağım arkadaşlarım. 4 ile 42'yi çarpıyorum ilk önce. 4 kere 2 8 elde hiçbir şey yok. 16 168 yapıyor. Buçuğu çarparsanız da 2 yapar 170 yapıyor dostlarım. Demek ki burası 170'e eşit. 80'i çıkarttık, daha doğrusu gönderdik bu tarafa. Artı 80 olarak geçti. O da 200, 80'i atarsam 30, 50, 250 oldu. Demek ki x eşittir 50 çıktı dostlarım. 50 tane soruyu doğru cevaplamış bu adam. Şuna bakalım. Bir sınavda 5 yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Her doğru cevabın 8 puan kazandırdığı 120 soruluk bir sınavda her soruyu yanıtlamış öğrenci. Şimdi diyelim ki D tane doğrusu olsun. Yani doğruların sayısı ya da kısaca X olsun. O halde yanlışların sayısı 120 eksi X olacak dostlarım. Şimdi her doğru cevabın 8 puan kazandırdığı diyor. Şimdi bu adamın X tane doğrusu var. Bir kere bu bir. Önce netini hesaplıyor. X tane doğrusu var. Peki her 5 yanlış cevap bir doğruyu götürüyorsa 120 eksi x bölü 5 tane de buradan gidecek. Doğruların içerisindekiler silinecek. Ve en son geriye işte bu bizim netimiz. Bunu da diyor her bir doğru puan oldu bunların arkadaşlar. Her birini 8 ile çarparsanız diyor toplamda 480 puan ediyor diyor adam. Hadi 8'e bölelim, 8'e bölelim, 60 olsun burası. Şurayı bir düzenliyorum. 5x'ten eksi şurayı çıkartacağım. Eksi 120 artı x yapar. Eksiyi içeriye dağıtmayı unutmayın arkadaşlarım. Bölü 5. Bölü 5'i de 60 ile çarpalım. 300 olsun. Burası 6x oldu. Bunu bu tarafa atarsak 420 geldi. 6'ya bölersek x eşittir 70 çıktı. 70 tane soruya doğru cevap vermiş. O halde yanlışlarının sayısı 120 eksi 70'ten 50 tane gelecek dostlarım. Şuna bakalım. Bir bilgi yarışmasında kurallara göre yarışmacılar her doğru cevaptan 30 puan kazanıyor. Her yanlış cevaptan 40 puan kaybediyor. 25 soruya cevap veren bir yarışmacı. Şimdi 25 tane sorunun x tanesini doğru, 25 eksi x tanesini de yanlış yapsın dostlarım. Her doğrudan kaç puan kazanıyordu? 30 puan. O zaman 30x puan kazandı bir kere. Her yanlıştan 40 puan kaybediyor. O zaman 25 eksi x tane yanlışı var. Her birinden 40 kaybederse bu kadar da puan kaybetti. Ve en son kalan puanı
400 puan oldu dostlarım. Şimdi birer sıfır götürelim. Buradan bir sıfır, buradan bir sıfır, buradan bir sıfır götürdüm. Burası 3x eksi 25 artı, yok şurasını 4'ü yazmayı unuttuk. 4'ü dağıtmayı unuttum arkadaşlarım. 4'ü bir içeriye dağıtalım önce, şöyle olsun. 100 eksi 4x var burada, eşittir 40. Şimdi eksiyi dağıtalım. 3x eksi 100 artı 4x eşittir 40 oldu. Burası 7x yaptı. 100'ü de bu tarafa atarsak 140, x eşittir 20 çıktı. Doğru cevapların sayısı, yani x'i soruyor, 20'yi işaretledim goberler. Evet, neydi meşhur lafımız? Zıbıdı. Hadi bakalım zıbıdılar, görelim şimdi bu soruyu. Toplam 30 atış yapan bir avcı her isabetli atışta 30 puan kazanıyor. Demek ki isabetlileri doğru diye kabul edelim. Doğru atışlarda x tane doğru atış olsun, 30 atış yapmış toplam. Yanlış yaptığı atışlarda 30 eksi x tane olacak o zaman. Puan kazanıyor her isabetli atış. Her boş atışta da, yani ıska geçtiğinde de 20 puan kaybediyor. O zaman 30 puan kazanıyorsa 30x kazandı. Bir de çıkanlar var değil mi? 20 puan kaybediyor. 20 çarpı 30 eksi x puan da kaybetti ve en son 200 puanı mı olmuş bunun adamı? Peki birer sıfır silelim şuralardan. Sildik. 3x eksi 60 artı 2x eşittir 20 oldu. 5x eşittir 80, x eşittir 16 çıktı dostlarım. 16 tanesini güzel kaydetmiş. Buna göre kaç tane atışta ıskalamıştır diye soruyorum. 30 atış sonunda kaç tane atışı ıskalamıştır diye soruyor. 16. O zaman 14 tanesini ıskalamıştır. Bu Edirne diyor kardeşlerim. Biz nerede hata yaptık? Bir daha bakalım. 30 atış yapacak. X tanesini isabetli, 30 eksi X tanesini de ıskaladı. Her doğru atıştan 30 puan kazanıyor. 30x kazandı. Boş atışta da 20 puan kaybediyor. 20 çarpı 30 eksi x de kaybetti. Düzenledik burayı. Eksi 60 artı 2x oldu burası dostlarım. Birer sıfır götürmüştüm hepsinden. Evet tamam doğru. Eksi 60 artı x 3x, 5x eşittir 80, x eşittir 16 geldi. 200 puan kaybettiğine göre diyorum. Toplamda 200 puan kaybetmiş arkadaşlarım var. Şurasını bir daha düzgün yazalım. 30 atış sonunda 200 puanı gidiyor bu adamın. Yani normalde 30 atışın 30'unu da doğru yapsaydı bu adam ne kadar puan alacaktı? 900 puan alacaktı. 200'ü gittiyse 700 puan kazanmıştır dostlarım. 200 puan kaybetmiş çünkü bu kerata. Peki ne diyelim şimdi? Şurayı bir daha düzgünleştirelim. Birer sıfırını götürmüştük. Burada 70 kaldı artık. Eksi 60 bu tarafa gelirse 130 mu oluyor dostlarım? Evet 130 oldu şurası. 5x eşittir 130. 130'u da hemen 5'e bölelim. 2 kere 5 10 çıkarttım. 26 mı geliyormuş buradan da? Evet 26 geliyor galiba. Doğru. 100 6 kere 5 30. 26 geldi. X dediğimiz şey. Yine yanlış cevap çıktı. Ya bence bu soruda bir şeylik var arkadaşlar. Şurada bir dıngılıklık var. Bir de ona bakayım. Şimdi 30, 200 puan kaybetti. Demek ki 200 puan kaybettiyse 30 eksi x'in her birinden 20 puan kaybediyorsa dostlarım. O zaman bu adam 10 tane atışını isabetsiz yapmış demektir. Hani cümlede, buradaki cümlede bir sıkıntı var. Basım hataları var arkadaşlar. Muhtemelen şöyle ama bu. 30 atış sonunda 200 puan kazandığına göre diye soracaktı muhtemelen. 200 puan kazandıysa şurası 200 olacak. 200. 200 ise şurada 20 kalacak. Biz yine 16 bulacağız x'i arkadaşlar. Şurası 80. Burası da 16 gelecek. Yani ilk yaptığımız gibi olacak. 16 tane atışı isabetli. 14 tanesi de isabetsiz olacak. Cevap Adana çıkacak. Tamam mıdır dostlarım? Peki 13'ü hallettik. Alalım 14'ü elimize. Ali ile Leyla aynı sınıfın öğrencisidir. Peki. Ali'nin sınıftaki erkek arkadaşlarının sayısı kız arkadaşlarının sayısının 2 katından 3 eksiktir falan filan. Şimdi burayı bir denkleme dökelim biz ilk önce. Şimdi bu sınıfta E tane erkek, K tane de kız olsun arkadaşlarım.
Ali'nin sınıftaki erkek arkadaşlarının sayısı. Bak bu cümleye dikkat edeceksiniz. Şimdi bu erkeklerin içinde Ali de var. Ali bir kişi. Geri kalan kaç kişi kaldı? E-1 erkek kaldı. Ali dışında E-1 tane erkek var. Yani Ali'nin erkek arkadaşlarının sayısı E-1. Kız arkadaşlarının sayısından, kız arkadaşları direkt bütün kızlar, Ali'nin arkadaşı K. 2 katından 3 eksiktir diyor. İşte birinci cümlemiz bu. Yani buradan E eşittir 2K, eksi 1'i bu tarafa atarsak eksi 2 kalır burada. Bu bir. Devamını okuyalım. Leyla'nın erkek arkadaşlarının sayısı. Şimdi Leyla buradaki kızların içinde bir kişi. Bunun erkek arkadaşlarının hepsi, bütün erkekler arkadaşı. Sayısı kız arkadaşlarının sayısından. Bakın Leyla'nın kız arkadaşlarını yazarken Leyla zaten kızların içinde. Leyla hariç diğer bütün kızlar Leyla'nın arkadaşları olur. O zaman K eksi 1. Bundan 6 fazladır diyor dostlarım. Kız arkadaşlarının sayısından 6 fazladır diyor. Bu da ikinci denklemimiz. Yani E eşittir buradan K artı 5 çıktı. Bir de 2K eksi 2 çıktı. Bunları eşit diyelim. K eşittir 7 çıktı bu durumda. Bu sınıfın mevcudu kaçtır? Kızlar 7 kişi. 14, 2 çıktı. 12 kişi de erkekler. Topladım 19 kişilik bir sınıfmış burası dostlar. Hadi bunu da daha dikkatli dinleyin şimdi. Ahmet ile Ayşe aynı kafilede seyahat etmektedir. Ahmet'in kafiledeki kadın arkadaşlarının sayısı. Şimdi bu grupta erkekler E, kadınlar K olsun. Ahmet'in kadın arkadaşlarının sayısı dediği zaman bütün kızlar bir aklımıza gelecek. Kızların hepsi. Erkek arkadaşlarının sayısından 3 fazladır. Şimdi Ahmet'in erkek arkadaşları dediği zaman Ahmet hariç diğer bütün erkekler Ahmet'in arkadaşları. Bunun sayısından 3 fazlaymış dostlarım. Bu birinci denklem. Düzenleyelim. K eşittir E artı 2 geldi. Devam. Ayşe'nin kafiledeki erkek arkadaşları. Şimdi bütün erkekler Ayşe'nin arkadaşı. O zaman E diyelim biz buna. Bütün erkekler. Sayısı kadın arkadaşlarının sayısının. Şimdi kadın arkadaşları dediği zaman Ayşe hariç tüm kadınları düşüneceğiz. Sayısının 2 katından 21 eksiklik diyor dostlar. İşte bunu da bir düzenleyelim. E eşittir 2K. Eksi 2 eksi 21, yani E eşittir 2K eksi 23. Hemen getirip K yerine neyi soruyor? Bu kafirede kaç kişi vardır? K yerine E artı 2 yazalım. Şöyle oluyor. E eşittir 2E artı 4 eksi 23 oluyor. Burası eksi 19 yaptı. Bu tarafa alırsak 19 eşittir E çıktı. E 19 ise kızların sayısı da 21 çıktı dostlarım. Kafilede kaç kişi var? 20, 30, 10 doğrudan 40 kişi varmış diyebiliriz dostlar. Peki geldik 3 numaraya. Bir dershanedeki her kadın öğretmenin kadın meslektaşlarının sayısı, bakın kadınlar yine K, erkeklerde E olsun. Bir kadın öğretmenin kadın meslektaşı dediği zaman K eksi 1'i düşüneceğiz. Erkek meslektaşlarım dediği zaman tüm erkekleri düşünüyorum. Bundan bir fazladır diyor. O halde K eşittir E artı 2, bu birinci denklem. Bu dershanedeki her erkek öğretmenin, erkeklerin de kadın meslektaşlarının sayısı, erkeklerin kadın meslektaşlarının sayısı nedir arkadaşlarım? K. Erkek meslektaşlarının sayısından, yani E-1'den 2 katından 7 eksikmiş. Tamam hadi bakalım şuradan K'yı bir daha bulalım. 2E eksi 2 eksi 7 gelir. K eşittir 2E eksi 9. K bir buna eşit, bir de buna eşit arkadaşlar. Hadi ikisini birbirine eşitleyelim. E artı 2 diyelim. Buradan E eşittir 11 geldi. E 11 ise K eşittir 13 çıktı. E 11, K 13. Toplam 24 tane öğretmen varmış diyebiliyorum dostlar. Evet, hemen son sorumuzu okuyoruz. Bir iş yerindeki her kadının, iş yerindeki kadın meslektaşlarının sayısı. Bir kadının kadın meslektaşlarının sayısı kendisi hariç hepsidir demiştik. Erkek meslektaşlarının sayısından E'lerin hepsinin
yarısından 3 fazladır diyor. Hadi düzenleyelim. 3'ü buraya atalım. 3k eksi 3 eşittir e artı 3. 3'ü de buraya alalım. 3k eksi 6 eşittir e geldi. Bu birinci denklem. Şimdi gelelim ikinci denklemi kurmaya. Her erkeğin de iş yerindeki kadın meslektaşları, bütün kadınları alıyorum. Erkek meslektaşı dediği zaman e eksi 1 diyorum. 5 eksiğine eşitmiş bunun da. Peki k eşittir buradan ne çıktı? E eksi 6. Hadi bu eksi 6'yı bu tarafa atalım. K artı 6 eşittir e gelir. E bir buna bir buna eşit. O zaman k artı 6 eşittir 3k eksi 6'ya. 12 eşittir 2k. K eşittir 6 geldi dostlar. Peki k 6, yani kızları bulduk 6. Kızlar 6 ise erkekler, bu 6'yı bu tarafa atarsak 12'de erkek varmış. 6, 12 daha 18 kişi olacak arkadaşlarım bu iş yerinde toplam. Şimdi bir daha okuyalım, şıklarda yok çünkü. Bakalım ne diyoruz. Bir iş yerindeki her kadının, iş yerindeki kadın meslektaşlarının sayısı erkek meslektaşlarının sayısının yarısında 3 fazladır diye soruyor. Her kadının iş yerindeki kadın meslektaşlarının sayısı, tamam, k eksi 1. Erkek meslektaşlarının sayısının e'nin yarısından 3 fazladır diyor. Tamam. Birinci denklem doğru. Bunu hatta düzenledik. Nasıl yaptık bunu arkadaşlarım? Önce 3'ü bu tarafa aldık. Aa, burayı yanlış yapmışız. 3 bu tarafa gelirse 3 ile çarpmışız biz önce. Burada bir hatamız var dostlarım. Burayı bir düzenleyelim. Önce 3'ü buraya alalım. K eksi 4 eşittir e bölü 3 olur. Şimdi 3 ile çarpalım. 3k eksi 12 eşittir e geldi. Bu tamam. Diğerini de okumaya gerek yok. Hadi burayı düzenleyelim. K eşittir e eksi 6 çıktı. Şuraya bir daha yapıyorum şimdi. Şöyle bir düzenledik burayı. K eşittir e eksi 6 idi. Buradan da e'yi çekersek k artı 6 eşittir e geldi. Şimdi bu da e, bu da e. Birbirine eşitliyoruz bunları. Yani k artı 6'yı 3k eksi 12'ye eşitliyorum. 18 eşittir 2k. K eşittir 9 geldi. K 9 ise eksi 6'yı 9'un yanına atarsam 15 geliyor. K 9 çıktıysa e de 15 geliyor. 15 tane de erkek varmış. Yine mi hata yaptık bir yerde ya? 15, 9 daha 24 yapıyor. Bu 34 diyor cevabı. Bir daha kontrol edelim. Burada bir sıkıntı yok artık. Burayı hallettik. 3K eksi 12 E'ye eşit. Tamam. Şimdi şurayı bir daha kontrol edelim. Her erkeğin iş yerindeki kadın meslektaşlarının sayısı K. Erkek meslektaşlarının sayısının E eksi 1'in 5 eksiğine eşittir. Eksi 5. E eksi 6 yaptı burası. K artı 6 oldu E. K artı 6, 3K eksi 12'ye eşit. Eksi 12'yi buraya atarsak 18 eşittir 2K. K eşittir 9. 15 de buradan 24 geliyor arkadaşlarım. Bu sorunun cevabı Adana diyor. Muhtemelen burası 24 olacak kardeşlerim. Evet, 14'ü de hallettik. Hemen çevirdim. 15 numaralı sorumuzu çözüyorum. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top yere vuruşundan sonra bir önceki düşüş yüksekliğinin 2 bölü 3'ü kadar yükselmektedir. Top yere dördüncü vuruşundan sonra 16 santim yükseldiğine göre başlangıçta kaç santimden bırakılmıştır diye bir soru sormuş bize. Şimdi topu şuraya gösterelim arkadaşlarım. Bir top 2 bölü kaçtı? 2 bölü 3'ü kadar yükseklikten bırakılıyormuş dostlarım. En son 40 metre yükseklikten düşüyormuş. Şimdi biz x metre yükseklikten düşsün diyelim bu topa. İlk başta x metre yükseklikten düşüyor. Sonra düşüşünden sonra ilk yüksekliğinin 2 bölü 3'ü kadar yükseliyor. Yani x'ten düştü, 2 bölü 3'ü kadar yükseldi. 2x bölü 3. Sonra tabii buradan da aşağı düştü. Yine bir 2x bölü 3 düştü. Sonra bunun da 2 bölü 3'ü kadar yükseliyor. Yani 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3x kadar yükseldi. Bir daha yere vurdu arkadaşlarım. Bak, birinci kez burada, ikinci kez burada, üçüncü kez de burada yere vuruyor. Bir daha düştü, yukarıya çıktı. Bu seferki çıkışı da 2 bölü 3
çarpı 2 bölü 3 x'in 2 bölü 3'ü kadar yükseldi. En son bir daha dördüncü kez yere vuruyor bu top. Vurduktan sonra da 16 santim yükseliyormuş dostlarım. Şimdi buraya vurduktan sonra ne kadar daha yükselecek bu top? Bir öncekinin 2 bölü 3'ü kadar. Şimdi 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 yükseklikti burada. Bir 2 bölü 3 daha geldi ve en son 16 santim yükseldi. Şuradan yükseldiği yer 16 santim. Peki burayı düzenleyelim. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Bu 16'yı götürdü. 1 kaldı. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 22 kere 3 81. 81 çarpı 1'den x eşittir 81 geldi dostlarım. Peki şu soruya bakalım hemen. Tavana asılı bir sarkaç. Her salınında bir öncekinin 6 bölü 7'si kadar sallanıyor. İlk salınında 98 santim yer değiştirdiğine göre. Şimdi bak, 98 santim yer değiştirdi. Bir sonrakinde ne yapacak? 6 bölü 7'si kadar yer değiştirecek. Peki 98, bu ilk salının birinci salınımdır bu. Yok, birinci salınımda 98. İkinci salınımda bunun 6 bölü 7'si kadar. Üçüncü salınımda da 98 çarpı 6 bölü 7'nin 6 bölü 7'si kadar yer değiştirecek. Bunu soruyor bize de. Peki 98'i 7'ye bölelim arkadaşlarım. 14 geliyor. 14. Bir daha 7 ile sadeleştirelim. 2. 36. 2 ile çarptım. 72 santim yer değiştirir dedi. Şuna bakalım. Bir maratoncu her 10 dakikada bir önceki 10 dakikada koştuğunun 1 bölü 10'u kadar daha hızlı koşmaktadır. İlk 10 dakikada 2000 metre koşan bu koşucu 40 dakikada kaç metre koşar diye bir soru sormuş. Şimdi İlk 10 dakikada 2000 metre koştu dostum. 10 dakikada 2000 metre koştu. Yani buradaki hızı ne yapar bunun? Hız dediğimiz şey nedir? Yol bölü zaman. Öyleydi ya. Yol eşittir hız çarpı zamandır dostlarım. Biz neyi arıyoruz şimdi? Bunun hızını. Zamanı bölersek her iki tarafı t'ye. Hız eşittir yol bölü zaman. Yani bunun buradaki hızı 200 bölü 10'dan, 2000 bölü 10'dan 200'dür. Birinci hızı bu. Şimdi bu 10 dakika koştuktan sonra şimdi hızını arttıracak birazcık dostlarım. Hızını arttırdığında 1 bölü 10'u kadar daha az koşmaktadır diyor. 10 dakikada koştuğunun 1 bölü 10'u kadar daha az koşmaktadır. Yani burada hızla işimiz yokmuş bizim, pardon. Peki bu ilk 10 dakika. Şimdi ikinci 10 dakikada ne kadar koşacak? 1 bölü 10'u kadar daha az. Hemen 2000'in 1 bölü 10'unu hesaplıyorum. Birer sıfır gitti. 200 daha az koşacak. Yani 1800 metre koştu. Üçüncü 10 dakikada biraz daha az koşacak dostlarım. 1 bölü 10'u kadar. 1 bölü 10'unu hesaplayalım. 180 daha az koşacak. Yani 1620 koşmak zorunda. Üçüncü 10 dakika geçti. Dördüncü 10 dakikada 1 bölü 10'u 162 yapar. 162 daha az koşacak. Yani 1620'den 162'yi çıkartalım. 10'dan 2 çıktı 8. 11'den 6 çıktı 5. 5'ten 1 çıktı 4. 1458 metrede burada koşuyor dostlarım. 40. dakikada kaç metre koşar diye bir soru sormuş bize. 40. metrede kaç, 40. dakikada kaç metre koşar? 10, 20, 30. Burası 40. dakikadır. Bakalım 2000, 3000, 4000, 5000 var bir kere kafada. 5000 var. 800, 1420 var arkadaşlarım şu ikisinden. Bir de 458 var. Toplayalım. 8 yapar sonu. 5, 2 daha 7 yapar. 4, 4 daha 8 yapar. 5, 1 daha 6 yapar. 6878 kilometre metre koşmuştur. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top yere vuruşundan sonra bir önceki düşüş yüksekliğinin 2 bölü 7'si kadar yükselmektedir. Top yere 3. vuruşundan sonra 16 santim yükseldiğine göre başlangıçta kaç santimden bırakılmıştır? Şimdi başlangıçta x santimden bırakılsa 3. vuruşun her bir vuruşunda 2 bölü 7'si, 2 bölü 7'si, 2 bölü 7'si kadar gidiyor ve 3 defa vurduğu için 3 defa 2 bölü 7 yaptım. En son 16 santim yüksekliğine
geldiğine göre diyor. Vurduktan sonra 16 santim yükseliyormuş dostlarım bu. Peki. Hadi burayı bir hesaplayalım. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, bu gitti 2 kaldı. 7 kere 7 49, 49 ile 7'yi çarpalım hemen şurada. 49 ile 7'yi çarpıyorum. 63 elde var 6. 28, 34 yapıyor dostlarım. 343 yaptı şurası. Bir de 2 ile çarpacağız bunu. 686 yaptı galiba. Evet. Bu kadar yerden bırakılmıştır diyoruz. Peki 15'i de gömdük dostlarım. Hemen 16'yı alıyorum elime. Ne diyor burada? Bir telin 1 bölü 99'u kesilince orta noktası 10 santim yer değiştiriyor. Dostum, orta nokta 10 santim yer değiştirdiyse demek ki bu tel 20 santimi kesilmiş demektir. Uç noktasından 20 santim kesilmiş. İki katı kadar kesilmiş demek ki. 1 bölü 99'u mu kesilmiş diyor. Demek ki 20 santim kesilmiş diyor mu? 20 santim 1 bölü 99'una tekabül ediyor. Hemen 1 bölü 99'u x'in 20'ye eşitse 99 ile 20'yi çarpalım dostlarım. 198, bir de 0 ekledim. 1980'miş telin başlangıçtaki uzunluğu. Bir telin bir kısmı kesilince orta noktası 10 santim yer değiştiriyorsa 20 santimi kesilmiştir. İki katı kesilmiştir dedik. Evet, cevap Denizli geldi. Bir parça telin ucundan telin 1 bölü 17'si kesilince telin orta noktası 3 santim kayıyor. Yani demek ki 6 santim kesilmiş. O halde x'in 1 bölü 17'si, yani tamamının 1 bölü 17'si aslında 6 santime denk düşüyormuş. O halde x 60, 42 daha 102 santim olacak ki kesilmeden önce 6 santim 3 santime kaydırsın. Peki bir çubuğun bir ucundan 1 bölü 8'i kesilince orta noktası A oluyor. Kalan büyük parçanın 1 bölü 8'i kesilince de kalan büyük parçanın orta noktası B oluyor. A ile B arası 14 santim olduğuna göre çubuğun başlangıçtaki boyu nedir? Hadi bunu şöyle şekilli yapalım arkadaşlar. Şimdi çubuğun tamamı 8 kere 8'den 64x olsun. 64x'in 1 bölü 8'i dediğimiz şey 8x yapar. Önce 8x'i kesiyorum. Geriye ne kadar kaldı arkadaşlarım? 56x kaldı. Bu durumda orta nokta ne oldu dostlar? Orta noktamız A oluyormuş. Orta noktası A. Ve orta nokta ne oluyor bu durumda? 28x oluyor değil mi? Şöyle 28x oldu. Sonra da diyor ki arkadaşlarım, bak şurası kesildi artık. Şu kesilen yeri ben şöyle göstereyim. Burası kesildi 8x'i. Geriye 56x kaldı. Sonra da diyor ki bu kalan büyük parçanın, yani 56x'in de 1 bölü 8'i kesilince 56'nın 1 bölü 8'i 7 yapıyor dostum. 7x daha kesersen diyor. Şuradan bir 7x daha kesmiş olalım. Bu sefer geriye ne kaldı? 49x kaldı. 49x'de tam orta noktada bu sefer ne olacak? 48 olsa 24 olurdu. 24,5x olarak geldi. Bu sefer de B oluyor diyor. Şimdi A ile B arasındaki mesafe de 14 santimdir diyor bize. Peki biz kendimiz bulalım bu 14'ü. 28x. Şurası 24,5x ise şuraya ne kalacak dostlarım? 28'di ya tamamı. 3,5x mi kalıyor buraya da? Demek ki 3,5x eşittir 14. 2 ile çarpsam 7, 4 ile çarparsam 14 olur. X eşittir 4. Çubuğun başlangıçtaki boyu 64x'i soruyor. 64 çarpı 4'ten 256 geliyor dostlarım. Sorumuzun cevabı. Evet. 16 numarayı da gömdük. Geriye 3 tane köşe taşımız kaldı arkadaşlarım. 17, 18, 19. Onları da halletmeye çalışacağım. Zaman bulabilirsem. Hadi bakalım, görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.